Merhaba arkadaşlar, Medcanine hoş geldiniz. Şimdi gün içerisinde bahsettik, öbür videoda da, yani bir önceki ve iki önceki videoda da bahsettik. Şu an arkadaşlar ligde çok çok önemli bir maçımız var. Gördüğünüz gibi birinci ve ikincinin maçı ve bitime 2 hafta kaldı. Bu maç kırılma noktası arkadaşlar. Yani başka bir şey değil, kırılma noktası. Gördüğünüz gibi son maç. Ve bu maçı ancak aldıktan sonra da işte Galatasaray'la son maçımız var ama dediğim gibi bu maç hepsinden daha önemli. Gördüğünüz gibi 1 puan farkla önünde olduğum takımla oynayacağım maç. Ve son 1-2 dakikamız var. Hemen şöyle gösteriyorum. 3 dakika kalmış. Şimdi arkadaşlar ben 108 eleman 115 gücünde ama 108 olmasının sebebi hemen şöyle göstereyim rakibi de. Rakip arkadaşlar bu şekilde sahada. Üçlü defans, önde DMC, 2 tane MC, AML, AMC, AMR ve ST. Eleman güçlü gördüğünüz gibi. Ama yani benim şahsen bir noktada beğendiğim bir defans yapısı var. Yani gelmeyi beğendiğim bir defans yapısı var. DL, DC ve DR çok ayrıklar. Dolayısıyla bunların ortasına 2 AMC ile saldırabilmeyi umut ediyorum. Gerçi DMC'si de kuvvetli gördüğünüz gibi. Şöyle bir DC DMC'si var. Bu biraz tehlike arz ediyor. Yani kanatları da kullanabiliriz o noktada. Ama şu an yapacak çok bir şeyimiz yok. Neden derseniz. Hemen takıma geliyorum. Benim takıma. Şimdi arkadaşlar bundan önceki maçları hatta bir önceki maçı da gördüğünüz gibi bu 11 ile oynamıştım. Burada değişiklik yaptığım şey şu olmuştu. Hemen alarmı da kapatalım. Maç başlayacak diye alarm kurmuştum. Şimdi arkadaşlar Osman'ı almıştım oyuna hatırlarsanız. Hatta Osman da ilk yarı itibariyle sakatlanmıştı bir önceki maçta. Brian Marr'la olan maçımda. Ve onu şu şekilde oynatmıştık. Bunu biraz bu tarafa kaydırmıştık. Bir şeyler yapmıştık velhasıl. Şimdi arkadaşlar Osman'la da oynayabilirim. Osman Gazi'yle de oynayabilirim. Osman demeyelim. Osman Gazi'yle de oynayabilirim. Yani açıkçası bu noktada biraz tereddütte kaldım. Duruma göre bakacağım. Eğer bu oyuncu devam ederse bu oyuncuyla kalacağım. Yani atacağım gole bağlı, gollere bağlı. Bunların yapacağı sisteme göre biz de takımı değiştireceğiz. Yani dediğim gibi yedekte beklettiğim mükemmel bir Osman Gazi var. Arkada gelen Ertuğrul Gazi var biliyorsunuz. Osman Gazi sakatlandığı zaman Ertuğrul Gazi'yi oyuna alıp 2 farklı skoru elde etmiştik. Dolayısıyla yani A ve B planım bunlar. C planı da Oruç Reis arkadaşlar. Bu da ne olur ne olmaz. Gerekirse orta alana, merkeze koyabiliriz. Duruma göre değişir. Şimdi arkadaşlar tabii bu maç öncesinde her zaman olduğu gibi güzel bir şekilde pozisyonlarını yükseltmeye çalıştım elemanların. Hem moral motivasyonlarını hem de kondisyonlarını. Yani şu an maça hazırız. Teşvik primimizi de verdik. Şu an sadece maçın başlamasını bekliyoruz. Ve 1 dakika kaldı gördüğünüz gibi. Bu arada şöyle dediğim gibi 1 dakikadan az var daha güzel. Şimdi arkadaşlar bu takımı daha önceki maçlarına baktığımda genellikle bu şekilde devam ediyor. Yani bir önceki maçlarda da çok fazla oyuncu değişikliği yapan bir eleman değil. Ama dediğim gibi güçlü yapısı var. Ve büyük olsa da bu maça da gelecektir diye ümit ediyorum. Aslında ümit etmiyorum. Yani gelmese daha iyi olur elbette. Çünkü yapacağı teknik değişiklikler sonuçta beni her an için baskı altında tutacak özellikler. Ama dediğim gibi bu maç kilidi açacak olan maç. Ve başladı. Evet. Gördüğünüz gibi. Elemanın AMC'si, AMR'si oldukça güçlü. Evet. Maç başladı. Hemen maçın başında şöyle taktikleri. Hemen arkadaşlar topa sahip olma bonusu vereceğim. Ve taktikleri göstereceğim. Topa sahip olma bonusunu verdim. Ha, teşekkürler arkadaşlar. Normal oynuyorum. Ortadan oynuyorum. Karışık. Açık kontrata. Hadi zorlayalım bakalım. Karışık değil arkadaşlar. Kısa paslar yapıyorum. Hemen. Evet. Beni kırmızı formayla izliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bakalım şu an İbre benden tarafta ama bu yanıltıcı olabiliyor. Yani topla oynamanızın veya
aktif olarak hızlı olmanızın çok büyük bir avantajı olmuyor, olmayabiliyor. Aa, buradan çok güzel golleri var. Bu sefer değil. Bu sefer değil. Ha, rakip menajer geldi arkadaşlar. Hadi gol. Evet, çok güzel. Çok güzel. Alparslan'ın arkadaşlar bu sefer de o serbest vuruş kullanıyor. Tehlikeli. Maalesef 1-1. Galiba çok gollü geçecek. Gaytan arkadaşlar ligde gol kralı. İkinci sırada Alparslan var şu an. Bakalım. Teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için. Bakalım. Şu an kornerden bir gol bulduk. Bu güzel. Şu an rakiple aramızdaki puan farkı... Yani beraberlik benim işime yaramıyor arkadaşlar. Yani yarıyor pardon. Ama son maçta bir sıkıntı olmaması lazım. Çünkü şu an bu takımdan bir puan öndeyim. Yani beraberlik beni şampiyon yapabilir. Son maçta Galatasaray'a kaybetmezsem. Ama bu maçı alırsam son maç Galatasaray'ın çok büyük bir farkı olmayacak. Yine kayıp bile etsem yine şampiyon olarak bitireceğim. Bu sene alacağım, yani bu sezon alacağım tek kupa olacak bu. Ali Ço, hadi güzelim, hadi güzelim. Neyse. Güzeldi. Teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için. Kötü geliyor. 27. dakika. Dur bakalım. Rakipte bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi. Hoş hareketler değil bunlar. Ceza alanında bu kadar çok toplu oynanması iyi değil ama ben de hani beşli defans kurgusunu en azından bu sezon bayağı bir oturttum. Gayri ihtiyari böyle olmak zorunda kaldı. Çünkü ligin başından beri yani bayağı takımla mücadele ettik. Onlar yolda döküldüler ama şu an iki takım kaldık. Güzel güzel gidiyoruz bakalım. Yani kupada ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmiş oldum. Bunun dezavantajı var. Yani elimde bir tek bu kupa kaldı arkadaşlar. Lig şampiyonluğu. Dolayısıyla bunu almak istiyorum. Rakip bir sarı kart gördü. Değişiklik var mı? Yok. 40. dakika. Şu an hala alçak pres oynuyorum. İkinci yarıya arkadaşlar yüksek preste geçeceğim. Beşinci dakika. Of, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İlk yarıyı güzel bitirdik. Şimdi arkadaşlar. Alçak değil. Yüksek pres yapıyorum. Ve arkadaşlar normal değil. Savunma oynuyorum. Şu an arkadaşlar direkt kontradan saldıracağım. Biliyorsunuz bundan bir önceki maçımda... Bunu yapmaya gerek kalmamıştı. Yani kontra, savunma yapmama gerek kalmamıştı. Çünkü rakip bir kişi eksik kalmıştı. İnşallah bu maçta bana böyle bir şey olmaz. Ama şu an çok güzel. Evet. Aa, rakip oyuncu değişikliği yaptı. İki oyuncu değişikliği yaptı. Aynı oyun yapısını... Devam ettiriyor. Şu önemli anları. Ha bu arada. Evet. Bakalım. Bir sarı kart daha gördü. Bu arada 56'ya 44. Oo. Atamadık. Olsun. 3-1 olsa daha güzel olurdu ama arkadaşlar. Böyle maçlarda biliyorsunuz. Yani son dakikaya kadar her şey değişebilir. Güzel. Kötü. Evet. İlk kara Murat engelledi. Şu an... Aa, bu gol arkadaşlar. Bu gol. Bu gol. Bu gol. Bu gol. Gaytan yine golünü attı. 2-2 yaptı. Şu an... Rakibin hiç desteği yok. Yani benim için güzel ama onun için çok hoş değil. Şimdi bakalım kontradan devam edebilecek miyiz? 58. dakika.
Güzel. Alparslan çok güzel gole gidiyor ve gol. Çok güzel. 3-2. 3-2. Çok çok iyi. Yine pas çok iyi yerden. Resmen arkadaşlar gol düellosu. Şimdi mevcut olan yapıyı bozmak istemiyorum ama şu an eleman hani yorulacaktır. Hoş ben de yorulabilirim ama şu an yani Osman Gazi'yi oyuna alabilmem için yani Buyukanu'yu falan oyundan çıkarmam lazım ama çok güzel oynuyor. Çıkartamam. Bir üçüncü oyuncu değişikliğini de kullanıyor. Hala oyun yapısı aynı fakat bütün elemanları değiştirdi. Ve bir de serbest vuruş kullanıyor. Kötü Gaytan kullanıyor. Gol. Yine 3-3 yaptı. Gaytan'ın 3 golü arkadaşlar. Gaytan'ı durduramıyoruz gerçekten. Şimdi evet Orhan Gazi soldan ilerliyor. Sol bekimiz. Arkadaşlar o bu güzel gole geliyoruz. Ah. Alparslan'a daha erken gelseydi daha güzeldi. Şimdi arkadaşlar şöyle 3-3 de bana yeter ama şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk oyuncu değişikliğinde o ikinci Mehmet gole gidiyor arkadaşlar. Bu alabilecek mi? Hayır, engelledi. İkinci Mehmet sağlam eleman ama yeterli değil. Of. Kötü, çok kötü paslaşmalar. Yok, bunu kurtardık arkadaşlar. Şimdi oyuncu değişikliği gelir. Evet. Geldi. Bu arada teşekkürler arkadaşlar hepinize desteğiniz için. 84. dakika. Arkadaşlar beraberlik bizi şampiyon yapacak. Yani o yüzden şu an savunmaya devam ediyorum. Hücuma kalkışmıyorum. Çok güzel. Hemen tekrar topa sahip olma bonusu veriyorum. Kontradan bir de gole gidersek çok güzel olacak. Olmadı. Ama yok engelledik. Güzel. Kırmızı benim arkadaşlar. Rakip evet tuttuk. Güzel. Osman Gazi topu aldı. Ulubatlı Hasan'la paslaşıyor. Evet, güzel. Gazi Osman Paşa sağ bekten çok güzel bir pas attı. Alparslan gole gidiyor. Hadi be. Evet, 3-3 bitti arkadaşlar. Elhamdülillah. Yani Alparslan o golü atmalıydı ne diyeyim. Neyse, güzeldi elhamdülillah. Tüm destekleriniz için teşekkürler arkadaşlar. Önemli anları şöyle bir bakalım. Osman Gazi değişikliği. Evet, Gaytan'ı durduramadık gördüğünüz gibi. İstatistiklerde 56'ya 44. Taraftarımıza teşekkürler. Hemen maç sonu değerlendirmesine bakalım. Şöyle lige şöyle maçın bir şeyine gelelim. Bu arada federasyonda maçımız var. Bir gece vakti. Evet, çift asist oynadı. Forvet Alparslan 2 gol. Evet, Gaytan da 3 gol attı. Neyse. Şimdi hemen lige bakıyoruz. Evet arkadaşlar 67'ye 66. Son maç öncesi. Son maçımız şu an 5. sıradaki Galatasaray ile oynayacağız. Galatasaray'da iyi bir takım gördüğüm kadarıyla. Fetih 1453. Şunun da güzel. Evet. Bu maç arkadaşlar şu an çok kritik bir önem arz ediyor. Yani bu maçta puan kaybetmememiz lazım ki güzel bir şekilde son maçı alalım ve şampiyonluğumuzu adımızı yazdıralım. Santos Dragos'ta oynayacak. Dragos'ta bir önceki maçta Brynmar'ı yenmiş. Bizim 2-0 yendiğimiz takımı dünkü maçta. Yani onun maçı da çok kolay değil. Benim maçım da çok kolay değil. Ama inşallah şampiyon olalım. Ayrıca ligde görüyorsunuz Gaytan 37 gol. En iyiyle. Bütün her şeyde arkadaşlar birinci sırada Gaytan var. İkinci sıradan Alparslan geliyor. Gördüğünüz gibi. Neyse Gaytan çok iyi bir oyuncu gerçekten. Hatta şuna bir bakalım ya. Hani Gaytan dedik. Bir de gösterelim bakalım. 22 yaşında 129. 1.76 boy. Arkadaşlar formu 10-10-10. Bizim maçta 9 oldu. 3 gole rağmen. Evet becerileri de böyle yapmış eleman.
gördüğüm kadarıyla yani beyazlar tamam güzel, griler de çok az değil. 22 yaşında, çift özel yetenekli, serbest vuruş ustası, korner ustası, daha ne yapsın bu eleman? Yani büyük olsa satın alınmış gibi düşünüyorum. Çünkü griler falan hala yüksek kaçmış. Ama tabii beyazlara yüklenirken de yapmış olabilir. Velhasıl almış, geliştirmiş, ekstraları var. İyi, becerikli bir oyuncu. Sonuçta 7,5 yıldızı var. 129-130 seviyesinde neredeyse. Evet, Gaytan da böyle bir oyuncuydu. İnşallah bizim yeni oyuncumuz Kun Agüero onu geçecektir. Niyetim bu. Evet arkadaşlar, bugünkü yayının sonuna geldik. İnşallah size yarın itibariyle şampiyonluk müjdesini de veririm. Ligi de almış olalım hayırlısıyla. 16. seviyede şampiyonluklarımıza birini daha ilave edelim diyorum. Kendinize iyi bakın. Meccanen'de kalın.